Bana güvenmiyor musun? Eğer bana güvenmiyorsan... Herkese merhaba. Dizinin son bölümünde neler yaşandı? Ve yeni bölümde neler olacak? Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve bölümün tüm ayrıntılarını öğrenin. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Dizinin son bölümünde Ali rahatsızlanmış ve acilen hastaneye götürülmüştü. Bölüm hastane bahçesinde Ali'nin bayılmasıyla başlıyor. Hira Ali gözlerini aç diye bağırıyor. Cihangir Hira'ya size yardım edeyim dedi fakat Hira Cihangir'in teklifini kabul etmedi. Orada bulunan garsonlardan bir tanesi telefonla ambulansı aradı. Cihangir Hira'ya kaybedecek bir şey yok diyerek Ali'yi kucağına aldı ve hastaneye götürdü. Cihangir ve Hira Ali'yi hastaneye yetiştirdiler. Ali doktorlar tarafından hemen acil müdahaleye alındı. Cihangir ve Hira acil kapısı girişinde Ümit ile Ali'yi bekliyorlar. Cihangir Hira'ya endişelenme, güzel haberi birazdan doktor verecek dedi. Hira gözyaşlarını sildi. Hira Cihangir'e Ali'yi hastaneye getirdiğiniz için teşekkür ederim, lütfen şimdi gidin dedi. Cihangir mecburen oradan ayrıldı. Hira telefonla Afife'yi aradı ve durumu anlattı. Hira hastane koridorunda endişeli bir şekilde bekliyor. O esnada Cihangir Hira'ya bir pet şişe uzattı. Hira Cihangir'i karşısında görünce sinirlendi ve lütfen buradan gidin dedi. Diğer tarafta ise Nuşa hastalanmıştı ve Kenan onunla ilgileniyordu. Kenan Nuşah'a adeta gözü gibi bakıyor. Kenan Nuşah'a kahvaltı verdikten sonra Nuşah uykuya daldı. Bir müddetten sonra Kenan ofisinde çalışırken Nuşah aniden yine rahatsızlandı. Kenan Nuşah'ın ateşini ölçtü ve ateşi yine yükselmişti. Demirhanlı tarafında ise Hira Cihangir'e sizinle yan yana durmak istemiyorum dedi. Cihangir Hira'ya ben Ali'nin durumunu öğrendikten sonra gideceğim dedi. Hira sinirli ve kararlı bir şekilde Cihangir'e hayır, şimdi buradan gitmelisin dedi. Bu esnada hastane koridorlarında Orhun bir anda ortaya çıktı. Orhun hemşireye acil müdahale odası ne tarafta diye sordu. Cihangir Hira'nın ısrarlarına dayanamadı ve mecburen hastaneden ayrıldı. Cihangir Hira'ya ayrılmadan önce bir şey olursa beni arayın dedi. Bir müddet sonra Orhun Hira'nın yanına geldi. Hira ağlayarak Orhun'a sarıldı. Orhan Hira'nın saçlarını öptü, her şey yoluna girecek dedi. Diğer tarafta ise Kenan Nuşah'ın vücut ateşini düşürmek için alnına ıslak bez koydu. Neva olanları merak ettiği için Cihangir'i aradı. Cihangir Neva'ya pastaneye gittiğinde Hira ve Ali ile karşılaştım dedi. Cihangir Ali rahatsızlandı ve ben onu hastaneye getirdim dedi. Neva Cihangir'e keşke hastanede kalsaydın dedi. Cihangir ve Neva otelde buluşmak için anlaştılar. Demirhanlı tarafında ise Orhun ve Hira Ali'nin odasına girdiler. Hira Ali'nin saçlarını okşayarak çok korktum diye konuşmaya başladı. Orhun Hira'ya Ali'nin durumunun iyi olduğunu doktor söyledi dedi. Hira Orhun'a iyi ki geldin dedi. Hira olaydan nasıl haberin oldu diye sordu. Orhan Hira'ya annem beni telefonla aradı, o sırada uçaktan zaten yeni inmiştim dedi. Orhan Hira'ya ben de direkt hastaneye geldim dedim. Orhan olayı nasıl oldu diye sordu. Hira Orhun'a Ali ile pastaneye gittik ve Ali hastanede bir anda bayıldı dedi. Hira Orhun'a olayın devamını anlatmaya çalışacağı esnada Afife odaya girdi. Diğer tarafta ise Kenan Nuşah'ın vücut ateşini düşürmeyi başardı. Bir müddet sonra Nuşah kendine geldi ve hemen bir bardak su içti. Nuşah Kenan'ın dediğini yapmayınca ufak bir tartışma başladı. Kenan Nuşah'a tartışmaya başladığımıza göre iyileştin dedi. Kenan'ın telefonu çalınca konuşmak için ofise geçti.
Demirhanlı tarafında ise Afife Stemkar sözlerine Hira'ya sarf ediyor. Afife Hira'ya bu kadar bencillik ve düşüncesizlik ancak senin yapabileceğin iştir dedi. Orhan Afife'ye bu olayı fazla büyütme dedi. Afife sinirli bir şekilde Orhun'a büyütülecek olay var dedi. Afife Cihangir ve Hira'nın konak bahçesinde konuşmasını hatırladı. Ama Afife Hira ve Cihangir olayını Orhun'a anlatmadı. Orhun Afife'ye şimdi bunları konuşmaya gerek yok, Ali'nin dinlenmeye ihtiyacı var dedi. Dizinin üç aşıkları Fatih ve Ceylan işlerini bitirip bir kafeye gittiler. O esnada Fatih'in eski bir kız arkadaşı masaya oturdu. Ceylan Fatih ve diğer kızın birlikte samimi konuşmalarını kıskandı. Ceylan Fatih'e bankada işim var diyerek oradan ayrıldı. Diğer tarafta ise Nurşah Esra ile telefonda konuşuyor. Esra yine Nurşah'a Kenan ile arasındaki yakınlaşmaları konuşuyor. Nurşah Kenan'ın odaya gelmesiyle birlikte Esra ile telefonda konuşmasını bitirdi. Kenan odaya girdi ve Nurşah'a bir şeye ihtiyacın olursa ben ofisteyim dedi. Diğer tarafta ise Raşit tefeci olan borcunu ödemek için çok çalışıyor ve yoruluyor. Raşit tefecinin borcunu bir an önce ödemek için evdeki eşyaları satmayı planlıyor. Raşit odada bir şey bulamayınca mutfaktaki eşyaları kontrol etmeye gitti. Demirhanlı tarafında ise Orhun telefonda görüşmek için odadan ayrıldı. Hira ve Afife odada yalnız kaldılar. Afife Hira'ya anlaşılan o ki sen Orhan'a bir şey anlatmamışsın dedi. Hira Afife'ye size durumu izah ettim dedi. Afife Hira'ya her neyse bunu Orhun'a anlatırsın dedi. Daha sonra Hira odadan ayrıldı. Hira bir an önce Orman'a olayı anlatmalıyım diye düşünüyor. Hira Orhun'u telefonla görüşüyorken gördü. Hira içinden düşünerek umarım Orhun bana inanır diye umut etmeye başladı. Diğer tarafta ise Nurşah ateşi düştüğü için yatağından kalkıp ofise girdi. Kenan Nurşah'a yatağa gitmezsen seni kucaklayayım yatağa götürürüm dedi. Nurşah mecburen yatak odasına geri gitti. Hastanede Orhan telefon konuşmasını bitirdikten sonra Orhun yanına gitti. Orhun Hira'ya iyi misin diye sordu. Orhun Hira'ya bana bir şey mi söylemek istiyorsun diye sordu. Hira Orhun'a evet seninle bir şey konuşmak istiyorum dedi. O esnada Afife Hira ve Orhun'un yanına geldi ve Ali gözlerini açtı dedi. Orhun ve Hira hemen Ali'nin yanına gittiler. Orhun Ali'ye bizi çok korkuttun ama sen çok güçlüsün dedi. Hira Ali'ye bir daha bizi sakın korkutma dedi. Orhan Ali'ye hastaneden çıktıktan sonra nereye gitmek istiyorsun diye sordu. Ali Orhun'a pastaneye geri gidip o tatlımı yemek istiyorum dedi. Ali birden Orhun'a Cihangir nerede diye sordu. Orhun şaşırdı ve Ali'ye bu nereden geldi aklına diye sordu. Ali Orhun'a pastaneye Cihangir de gelmişti dedi. Orhan duydukları karşısında şaşırdı ve sinirli bir şekilde Hira'ya baktı. Diğer tarafta ise Kenan Nurşah'ın canı sıkılmasın diye yatak odasından muhabbet ediyorlar. Kenan ve Nurşah çok yakın arkadaş gibi sohbet ediyorlar. Sohbetin konusu ise hangi meyvelerin sevilip sevilmediğiydi. Kenan Nurşah'a işim var diyerek odadan çıktı. Hastanede ise Hira Orhun'a biz otururken Cihangir masamıza geldi dedi. Afife Orkun'a Cihangir konağa da gelmişti dedi. Orhun sinirli bir şekilde sürekli sonra diye Hira'ya soruyordu. O esnada hemşire bir kadın imzalanacak evraklar için Orhun'u çağırdı. Cihangir ve Neva otel odasında Ali'nin sağlık durumu hakkında konuşuyorlar. Neva Cihangir ve Hira'yı yan yana getirmek için yine bir şeyler planlıyor. O esnada Cihangir'in telefonu çaldı. Cihangir konuşmak için diğer odaya geçince Neva Cihangir'in diğer telefonunu aramaya başladı. Neva Cihangir'in yedek telefonunu buldu. Neva Cihangir gibi davranarak Hira'ya mesaj attı.
Kira endişeli bir şekilde hastane koridorunda Orhun'la konuşmayı bekliyor. O esnada Hira telefonuna gelen mesajı okudu. Diğer tarafta ise Kenan Nurşah'ın odasına bir tabak kesilmiş kivi getirdi. Aslında Kenan Nurşah'a sevdiği meyveyi getirmek için işim var diyerek odadan ayrılmıştı. Nurşah Kenan'ın getirdiği meyveyi afiyetle yemeye başladı. Raşit tarafında ise Raşit para bulmak için evdeki elektronik aletleri satmayı planlıyor. Fakat Raşit'in karısı Afet Raşit'i rahat bırakmıyor. Raşit'in birden aklına karısının kolundaki bilezik geldi. Raşit karısının kolundaki bileziği satıp borcunun bir kısmını ödemeyi planladı. Diğer tarafta ise Kenan ve Nurşah oynadığı oyunda Kenan'ın dikkatini çeken bir olay yaşadı. Kenan Nurşah'a Sirt şehrinde bir öğrenciye burs veriyorum dedi. Kenan Nurşah'a istersen bir gün birlikte yanına gideriz dedi. Nurşah Kenan'a senin kalbinin derinliklerinde adeta mücevher varmış dedi. Kenan Nurşah'a ben de senin kivi meyvesini sevdiğini bu kadar bilmiyordum dedi. Hira hastane koridorunda Orhan'ın gelmesini beklerken Orhun geldi. Hira Orhun'a biraz konuşabilir miyiz diye sordu. Orhan Hira'ya sonra konuşuruz dedi. Hira Orhun'a Cihangir'in yanımıza geleceğinden haberimiz yoktu dedi. Hira Orhun Hira'ya Cihangir'in karşımıza çıkacağını nereden bilebilirim dedi. Diğer tarafta ise Kenan Nurşah'a Sirt şehrindeki yaşadığı olayı anlatıyor. Nurşah Kenan'ın anlatım tarzını çok beğendi. Nurşah Kenan'a senin çok hoş bir sohbetin varmış dedi. Kenan da Nurşah'a sen de ne güzel bir gülümseye sahipmişsin dedi. Nurşah Kenan bu iltifatı karşısında şaşırdı ama biraz da sevindi. Demirhanlı tarafında ise Hira Orhun'a lütfen beni biraz olsun dinle dedi. Orhun sinirli bir şekilde Hira'ya baktı. Orhan Hira'ya seni Cihangir'den uzak durman konusunda uyarmıştım dedi. Orhan Hira'ya Londra'ya gittim arkamdan birçok olay gelişmiş dedi. Orhan Hira'ya ben bir yere gideceğim vakit sana güvenemeyeceğim mi dedi. Orhan'ın söylediği söz Hira'yı derinden etkiledi. Hira bir kez daha Orhan'a benim hiçbir suçum yok her zaman Cihangir karşıma çıktı dedi. Orhun Hira'ya seni defalarca Cihangir konusunda uyardım dedi. Orhan Hira'ya sanki bilerek Cihangir ile konuşuyorsun gibi dedi. Orhan Hira'yı dinlemeden senin bir şekilde oradan ayrıldı. Orhun Ali'nin taburcu işlemlerini halletmek için Vezne'ye gitti. Ali ve diğerleri sonunda konağa geldiler. Hira üzüntülü bir şekilde yatak odasında olanları düşünüyor. Günün ilerleyen saatlerinde Orhun Cihangir'in konağa nasıl geldiğini öğrenmek için Afife'nin yanına gitti. Afife ve Perihan salonda otururken Orhun bir anda geldi. Orhun Afife'ye Cihangir'i konağa nasıl girmiş diye sordu. Halbuki Cihangir'e yardım edebilecek bir kişi var, o da kız kardeşin Neva'dır. Fakat Orhun bunu düşünemeyecek kadar aptallaşmış bir durumdadır. Afife Cihangir ve Hira'nın bahçede karşılaşma olayını daha da karmaşık hale getirmek için Orhun'a daha farklı anlatmaya başladı. Afife Orhun'a biz dernekten gelirken Cihangir çizdiği resimleri Hira'ya gösteriyordu dedi. Afife Orhun'a Cihangir ve Hira gayet rahat bir şekilde konuşuyorlardı dedi. Orhun Afife'nin söylemlerine daha da sinirlenmeye başladı. Hira Orhun'a olayı anlatmama izin ver dedi. Fakat Orhan Hira'yı dinlemedi, sinirli bir şekilde odasına gitti. Bir müddet sonra Perihan salonda yalnız iken Neva yanına geldi. Perihan yaşanan olayı Neva'ya anlattı. Neva Perihan'a bu planların durmayacağını ve konağı daha da kötü günlere sürükleyeceğim dedi. Hira bir müddet yatak odasında ne yapması gerektiğini düşündü. Hira sonunda Orhun tarafından kendisine haksızlık edildiğini anladı. Hira Orhun çalışma odasına gitti ve onunla ciddi bir konuşma yapmak istedi. Hira Orhun'a yine derdini anlatmaya çalıştı. Ama Orhun Hira'yı dinlemek istemedi ve onu umursamadı.
En sonunda Hira kararlı bir şekilde Orhun'a bana güvenmez isen evlilik yeminimiz boşa çıkmış olur dedi. Muhtemelen Hira evlilik konusunda Orhun'la uyuşmazlığa gidecek. Biz seyirciler olarak da Hira'yı bu konuda haklı buluyoruz. Orhan evleneceği kadına sana güvenmiyorum diyerek en ağır sözü söylemiştir. Hira Orhan'la tartışmasında hep alttan alan taraf oldu. Ama bu sefer Hira'yı güçlü ve kararlı bir şekilde göreceğiz. Umarız evliliklerine zedelecek hamleler görmeyiz. Sizler de bölüm hakkında düşüncelerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Dizi hakkında daha fazla detaydan haberdar olmak istiyorsanız, aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.